konumuz anne sütünü nasıl artırabiliriz? Evet, birçok annenin dönem dönem bana en çok sorduğu sorulardan biri. Anne sütü bazen ilk günlerde az gelebilir. Bebeğiniz güçlü çektikçe, süt kanallarınız açıldıkça artacaktır. Kesinlikle ümitsizliğe kapılmıyoruz. Ama dönem dönemde emzirme süresince bazen azalmalar görünebilir. Bunu da bebeğimiz bize çok net belli eder. İşte bebeğimizin daha çok huzursuzluğu başlar, çiş sayısında azalma başlar, açlık ağlamaları başlar. Bu da bizim sütümüzün biraz azaldığını gösterebilir. Bunların nedenleri nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle nedeni psikolojik olabilir. Çünkü stres anne sütünün azalmasının en büyük etkenlerindendir. Olabildiğince strese girmemeye çalışacaksınız. Çünkü sütünüz azaldı, stresine girdiğinizde sütünüz daha da azalabilir. Çünkü süt bebeğe gitmesi için, daha çok sütünüz olması için mutlu olmanız gerekiyor, rahat olmanız gerekiyor. Öncelikle psikolojik olarak kendinizi rahatlatmanız gerekiyor. Süt kanalları tıkanmış olabilir. Bazen mastit dediğimiz süt kanallarında tıkanıklık meydana gelebiliyor. Burada süt azalma meydana gelebilir. Burada eğer böyle bir şey varsa hemen hızlıca çözüme gitmeli, pompa yapmalı, süt kanallarını mutlaka göğüse masaj yapmalı. Sonrasında da soğuk uygulama yapılmalıdır. Bazen bebekler özellikle süt 10. 15. günden sonra olgun süte geçtiği için ön süt daha sulu olur. Ön sütü sırf lık 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 içerler. Arka sütü çok çekmezlerse o yağlı sütü ön daha çok aktığı için daha kolay alırlar. Çekmezlerse ya da anne işte o ses bittiğinde hemen göğsünü değiştirdiğinde göğüs tam boşalmadığı için dolmayabilir. O yüzden bebeğimizin mutlaka hatta şunu diyoruz 10. 15. günden sonra her zaman son verdiğiniz bebeğiniz tek göğüs emmeye geçene kadar her zaman son verdiğiniz göğüsten 5-10 dakika emzirlerini kaldırın, bir gazını çıkarın. Burayla istediği kadar uyandı. Burayla başlasın. 5-10 dakika gaz. Sonra burayla istediği gibi yaparsanız böylelikle hem son sütü almış olur, bebeğiniz daha iyi uyur, daha güzel kilo alır. Hem göğüs iyi boşaldığı için mastit olma ihtimaliniz çok düşük olur. Bir de vücut daha çok süt üretebilir. Çok dinlenmemiş olabilirsiniz, yorgun olabilirsiniz çünkü süt artımında dinlenmek çok önemli. Ya da işte bebeğinizle çok vakit geçirip bebeğiniz işte o gün çok yemeğinize dikkat etmemiş, sıvı alımına dikkat etmemiş olabilirsiniz. Bunlar da sütü azaltıcı etkenlerin en başından gelir. Ne yapmamız gerekiyor? Eğer göğsümüzde bir tıkanık bir şey varsa mutlaka dediğim gibi masajlar yapıp göğsümüzü bir an önce boşaltmamız gerekiyor. Bebeğimize her zaman son verdiğimizden tek göğüse geçene kadar yapmamız. Tek göğüs emiyorsa da diğer göğsü hemen boşaltmamız ya da işte bir göğüs emerken diğer göğsü boşaltıcı bir süt pompalarından takıp o şekilde çekmeliyiz. Beslenmemize çok dikkat etmeliyiz çünkü bebeğimiz, siz buradan yiyorsunuz, bebeğimize gidiyor. Onun için öğünlerinizi atlamamanız gerekiyor ve çeşitlilik beslenmede tabii ki çok önemli. Bol sıvı almanız gerekiyor. Günde 4 litre sıvı diyoruz ama bunun 4 litresi su gibi düşün. Çünkü o kadar 4 litre su içerseniz hem sütünüz hem iştahınız kapanabilir. Hem vücudunuzdaki faydalı elektrolitleri de atmış olabilirsiniz. O yüzden eğer canınız istemiyorsa yani sırf süt olsun diye zorlayıp 4 litre su içmeyin. 2 litre, 4 litre ama sıvı almak önemli. 4 litre kadar. 2 litresi su, 2 litresi de işte kefir içebilirsiniz, laktozsuz süt içebilirsiniz, ayran içebilirsiniz. Günde bir tane bitki çayı içebilirsiniz, sebze çorbaları içersiniz, şekersiz kompostolar içersiniz. Böylelikle de günlük alacağınız sıvı miktarını tamamlamış olursunuz. Bol bol dinlenmeye ve uyumaya çalışın. Evet, belki biraz ilk günlerde zor olabiliyor ama bebekler de 24 saat uyanık kalmıyorlar sonuçta. Bebeğiniz uyudukça siz de mutlaka uyumaya ya da dinlenmeye çalışın. Çünkü anneler hemen başka işlerini yapmaya çalışıyorlar. Biraz kendinize vakit ayırın. Biraz kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayın. Çünkü bunları karşılayamazsanız da kendi strese girersiniz. Yani hani bir banyosunu rahat yapamayan anne strese girip bir banyo bile yapamıyorum diyor. Hani bu kişisel ihtiyaçlarınızda gün içinde bebeğinizin hani bir iki uyuduğunda siz de yatarsınız.
Siz de dinlenirsiniz, yemeğinizi yersiniz. O uyku aralıklarında kişisel ihtiyaçlarınızı karşılarsınız. Zaten evde size de destek olan kişiler vardır. Mutlaka onlara da güvenin. Bebeğinizi de hani bırakma konusunda anneleriniz biraz tedirgin oluyorlar. Ama onlara da güvenin. Siz zaten beslenme işini çok iyi yapıyorsunuz. Böylelikle de hem sütünüzün azalmasını engellersiniz, hatta artmasını sağlarsınız. Hem bebeğimizin de çok daha tabii anne sütü olarak gelişimini sağlamış hem de bağışıklığını güçlendirmiş olursunuz. Strese girmiyoruz. Bol bol yiyip içiyoruz. Dinleniyoruz. Sütümüzü artırıyoruz.